Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem normal sair kulların yaptıklarından e, efendim hani muaf tutulup şeyi dolayısıyla rahatlatılmış değil. Aksine kullar içerisinde en ayrıntıya varacak ibadeti e, yapmak ile hiçbir hiçbirini aksatmamak üzere e, memur kılınmış. O yüzden birileri ondan da fazla bir şey yapacak olsa çağırıp onlara dedi ki ben en alasını yapıyorum. İnni la akhşakum ilallah. İnni la akhşakum lehu. Alestu akhşakum lehu. Alestu Gelmişler annelerimizin evini dolaşmışlar. Demişler ne kadar ibadet yapıyor. Öğrenmişler. Kendi aralarında konuşup keennehum Sanki azımsamışlar. Hem yani demişler biz bundan fazlasını yapıyoruz. Sonra da bunu yorumlamışlar kendilerince. Ve demişler ki o nasıl olsa Allah'ın Resulü. O demin konuştuğunuz yanlış yorum. O zaten Cenab-ı Hakk'ın لِيَغْفِرَ لَكَ ma مَا Allah senin geçmiş günahlarını da bağışlasın gelecek günahlarını da bağışlasın diye Cenab-ı Hak ona ümit veriyor. E dolayısıyla onun yani bu kadar yapması kafi. Gecenin üçte birinde kalkıp işte kılıyormuş. Yeri geliyor, dört yeri geliyor, sekiz yeri geliyor, altı, on bir rekat kılıyor. Demiş ki ben bütün gece kılacağım. Hiç uyumayacağım. Ona o kadarı kâfi gelir ama bana yetmez. Belki demiş ben de her gün Oruç tutacağım. Rasullullah'ın ne ki, sorduk işte bazen ok çok arasını açıyor, sanki hiç tutmuyor gibi. Bazen üst üste tutuyor, sanki hep tutuyor zannedersin. Böyle bir şey var, oruç rejimi var. Ona yeter belki ama bize yetmez. Bana yetmez demiş. Ne yapacaksın? Ben bütün günleri bundan böyle artık oruçlu geçireceğim. Savmu dehr dedikleri tamamıyla her gün oruçluyum. Bana böylesi gerek. Bir başkası bunların ikisi de doz aşımı. Yani var olan ibadette Resulullah'ın dozunu ki o bir ölçüdür, sınırdır. Onu geçiyor. Ve umursamıyor geçerken daha iyi olurum zannediyor. Fazla mal göz çıkarmaz düşüneceğiz. Halbuki doz aşımı Tıpkı ilaçta olduğu gibi fazlası zarara dönüşür. O yüzden Resulullah sıklıkla vurguluyordu yapmayın etmeyin. Devamlı olması az olsa sorun değil. Edvamuha ve inkalla. Önemli olan devamlı olmasıdır. <laughs> benim haddimi, benim hududumu, benim ölçüme dikkat edin. Ben en iyisini yapıyorum. En iyisinden sonrası artık kötüleşme başlar. Ziyan getirir. Ama dozu aşmayı böyle kendilerince ahdetmişler, böyle yapacağız. Beri ki çerçeveyi de aşmayı bir başkası, o da demiş ki ben evlilik yapmayacağım. Bununla ibadet edeceğini, bununla Allah katında daha makbul olacağı vehmiyle hareket ediyor. Halbuki bu çerçevenin içerisinde olmayan bir anlayış, çerçevenin dışına taşmış bu da. Bu daha tehlikeli. Çünkü çerçevenin dışına taştığınız zaman, bir şeyleri ubudiyete konu ettiğiniz zaman, Cenab-ı Hakk'ın teşri etmediği bir şeyi, bu kez Allah'a al bu da benden sana bir ibadet, ister kabul et ister etme. Halbuki Cenab-ı Hak neyin ibadet olacağını Rab olarak, mabud olarak belirleme hakkı zatına aittir. Bak peygamberlere bile bu fiillerin nasıl yapılacağını vahyettik diyor. Yapın bir şeyler, zahmetli olsun da benim için yapmış olun. Niyetiniz öyle olduktan sonra ben kabul ederim. Nasıl yapılacağını vesaire önemsemem demiyor Cenab-ı Hak. Öyle anlatılan masallarda, fıkralardaki gibi. Yok Hz. Musa gitmişti bilmem adaya, bakmıştı adamın biri zıplıyor mutluyor bir şeyler yapıyor. Ona öğretmiş ya namaz böyledir, şöyledir böyle ibadet mi olur? Sonra oradan ayrılırken adam bir kız bir yerini karıştırmış. Koşar adım geliyor. Bizimki denizde yüzüyor. Çizgi filmlerdeki gibi. Hz. Musa duruma bakınca ya diyor sen git bildiğin gibi yap. Bu anlatılan es uydurmanın vermek istediği mesaj o bu budiyete dair konulardaki formal boyutun önemsiz olduğudur. Yani ve ohayna ileyhim hayrat. Cenab-ı Hakk'ın ameli salihin fiiliyatını vahye konu ettiği ehemmiyetini buradan anla. Yani nasıl olacak? öyle kalksam ben iki kez iftitah tekbir alıp namaza başlasam daha sağlam olsun çift dikiş giriyorum desem niyetim bu huç desem niyetimin böyle olması yaptığımı aklar mı? Aklamaz. Cenab-ı Hakk'ın nasıl yapacağımı vahiy ile gönderip öğrettiği önümde bir kudva var. Rasul var. Bir şeyin formal boyutu yani formalite dedikleri. Niyet iyi olduktan sonra mühim değil. İşte Hz. Musa güya bakınca bakmış yani ben bu kadar düzgünlüğü yapıyorum bırak denizde yürümeyi gölde yükselemiyorum adam maşallah yani sen benden üstünsün maşallah çok iyi git bildiğin gibi yap demiş. Şeytanın bu verdiği şey ile ben vaktiyle turizmde çalışıyordum. Bana bir gün bunu bir turist anlattı Avrupalı yabancı. Ya bizde de var bu. Yani aramızda müşterek demek ki şeytani olanlar hak din ve batıl din fark etmiyor müşterek yayılıyor. Çünkü aynı amaca hizmet ediyor. Dolayısıyla savunmuş, salatmış Cenab-ı Hakk'ın böyle öve öve anlattığı ibadete dair hususların hepsinin anında hüküm, hepsini hükümsüz kılıyor. Kalbin temiz olsun, Allah için yapıyor ol. Başka türlü bir şeyler de yapsan, Cenab-ı Hak için bir fedakarlık, bir gayret varsa ortada belki onlardan da ala olur. Sen işte şu kadar adam çalıştırıyorsun, bu kadar ekonomiye katkı sağlıyorsun. Allah katında senin yani değerin öyle günde beş vakit namaz kılıyormuş vesaire. Onlardan çok yüce âli olmalı öyle değil mi? Bu kadar yararlı adamsın, iyisin. Bakın formal boyutu ihmal ettiğinizde, önemsiz görmeye başladığınızda artık kendinizce bir dindarlık anlayışının önünü açıyorsunuz. Ve bu andan sonra sizin Cenab-ı Hakk'a kulluğu hem kendiniz belirleyip hem kendiniz icra edip hem de kendiniz sunmanız. Bu da bir kulluk oluyor. Almış zincirleri sırtına vurup duruyor. Kendince Allah katında çok eziyetli bir iş yaşadığı düşüncesiyle irtifa kazandığını sanıyor. Halbuki irtifanın temeli ilimdir. Oradaki ölçüler önemlidir. O ölçüyü ister dozu itibariyle aş isten çerçeveti itibariyle taş. Sonrası hükümsüz olur. Merdud olur. Resulullah öyle söyledi. Men ehdefe fi emrina hada ma leysa minhu fehuva Bizim bu işimizde bu işimizden olmayan bir şeyi ihtas ederse bir kimse o merduddur. Merdud adam kendisini ali ve yüce olarak tanıtıyor. Üzerinde bir dünya Resulullah'ta olmayan ne farzı ne sünneti bulunmayan ritüeller ile dolaşıyor ve Allah Azze ve Celle katında bunlar üzerinden kulluk icra ettiğini daha fazlasını yaparak daha fazlasına kavuştuğunu, daha çok kurbiyete vesile olduğunu düşünüyor. Halbuki formal boyuttaki ölçü ve çerçeve aşıldığında yahut taşıldığında Helak gelir. O yüzden Allah'ın Resulü peş peşe söyledi. Üç kere söyledi. Abartıp haddi aşanlar helak olurlar. Abartıp haddi aşanlar helak olurlar. Fazlamaz göz çıkarmaz daha fazlasına kavuşayım sanır iken kaş yapayım derken göz çıkarmış olurlar. O yüzden Resulullah sahabeden bu kimseleri çağırtıp onlara böyle itap eyledi, azarladı onları. Ben en çok takvalınız, Allah'tan en çok çekineniz değil mi? Bundan daha sonrası yok. Dolayısıyla bana dikkat edeceksiniz. Benim sünnetime ölçüsüyle, çerçevesiyle dikkat edeceksiniz. Ama yüz çevirecek derseniz, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ O kimselere böyle söyledi. Benim sünnetinden yüz çeviren artık benden değildir. Yani artık başka bir yol tutuyor. Başka birilerinin etba benle alakası yok. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي Adamça ölçüyü aşıp daha fazlasını yapıyor. Geceleri artık bütünüyle ibadete hasretmiş. Resulullah benden değilsin diye azar edip kovuyor. Öteki daha fazla oruç tutuyor. Madalya takacağına ona aferin diye. Bundan böyle benden değilsin, benimle alakan yok diyor. Beriki zaten çerçeveyi taşmış, onun zaten Resulullah'la irtibatı kalmamış. Allah'ın Resulü'nün yapmadığı bir şeyde meziyet arıyor. Dolayısıyla Resulullah'ın yaptığı da meziyetsiz ve değersizmiş gibi. Çünkü o evlilik yaşıyor, hanımlarına varıyor, yatıyor, kalkıyor, beşeriyetini Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği, bunu bir ayıplı durum olarak görmüyor ki bundan uzak durmayı bir haslet saysın. Beriki ise bunu haslete dönüştürmüş ve oradan Allah'a kurbiyet ümit ediyor. فَلَيْسَ minni Artık benden değildir diye böylece Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ön aldı ta o zamanda. Dolayısıyla ibadet öyle önü açık, kim ne yaparsa yapsın gibi bir şey değil. İbadet Allah'ın ölçüsünü ve çerçevesini vaz ettiği ve ancak buna riayet edildiğinde ve o riayette gönderilen peygamberin uygulamasına endeksli olarak o yüzden sünnet yani pratik ve uygulama esastır. Kalkıp ayetlerden kendimizce vehmen Yeni yeni pratikler, yeni yeni uygulamalar icat edemeyiz, uyduramayız. Modernist algının buna yol aradığı ve Resulullah'ın vaktiyle olan uygulamalarını tarihsel saydığı süreçte, bu kez aynı direksiyonu sola kıran süreç. Demin sağa kırarak dalalete sürükleniyor, bu kez bunlara da sola kırarak dalalete sürükleniyor. Halbuki istikamet ancak sırat-ı mustakim üzere Resule ittibada söz konusudur.